YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film Ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Venedik Film Festivali'nin yıllardır kullandığı Astra Sineması'nın önünde bir aradayız ve festivalde dünya premierini yapan Jane Campion'un Netflix filmi Power of the Dog'la ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Power of the Dog, Jane Campion'un Western filmi denemesi olmuş. Jane Campion daha ziyade Yeni Zelanda sinemasında Piano'yla, Sweetie'yle dikkat çeken Angela Atmel Table'la dikkat çeken bir yönetmendi ve o filmlerde özellikle gerçekçiliğe, sosyal gerçekçiliğe karşı çıkan yaklaşımıyla ve işin içine stilize meditasyona götürecek noktaya çekmesiyle yaklaşımlarını ve işlevsiz aile hikayeleri anlatmasıyla dikkat çekmişti ve bağımsız ruhla da kendi yolunu üzerinden yürümüştü. Ama 1998'de Portrait of a Lady'den itibaren aslında biraz daha farklı bir noktaya kaydı ve Hollywood bütçeleri Jane Campion'a pek iyi gelmedi. O yüzden de açıkçası Power of the Dog da onlardan biri. Açıkçası hani filmin zaten bir genel bir açılışı bile yok. Yani Top of the Lake'te Jane Campion daha böyle özellikle son 20 yıldaki kariyerinde Bright Star haricinde en azından Top of the Lake bölümlerinde belli bir seviyeye derli toplu bir işe imza atıyordu. Burada sanki o kafayla ilerlemiş, yani başı sonu yok filmin. Ama özellikle bir yerden Johnny Greenwood, bir yerden Benedict Cumberbatch, bir yerden Cody Smith, bir yerden Kristen Dunst, bir yerden Jesse Plemons alıp götürüyor ve onlar üzerinde kurulu bir yapı var. Ve o da yani onlar da Jane Campion'u fazlasıyla ezip geçiyor. Yani Benedict Cumberbatch özellikle yani Spaghetti Western'lerdeki harmonika karakterine, Charles Bronson'un Batı'da Kan Var filmindeki karakterine gönderme olarak gelen bir tipleme. Ve öyle bir yaklaşımı var onun. Onun ötesinde burada özellikle yazılan roman da özellikle 1967 yılında Power of the Dog romanı tam böyle 70'lerde anti-western yapmalık bir malzemesi var. Çünkü özellikle yani Benedict Cumberbatch'in karakteri de anti kahraman. İşte sonrasında devreye giren hepsi anti kahramanlara can veriyor ve Cody Smith, McPhee özellikle tam böyle bir Jodorowsky'nin asit westernlerinden çıkıp gelmiş izlenimi bırakıyor. Benedict Cumberbatch'in ise harmonika göndermeleri bir yana bütün karakterlerle birlikte böyle hani No Country for Old Men'e rakip olarak gelen bir western filmi izliyoruz sanki ve bu da hani western kara komedisi olarak planlanıyor ve bu anlamda filmin kült bir kitleye ulaşma şansı var. Onu kabul etmek gerekiyor ama yani kült bir kitleye ulaşmak yeterli mi? Çünkü film yani karikatürize tipler sahne ile anti-western kara komedisi arasında gidip geliyor ve Jane Campion'a hani Coen-esque spagetti western damarı pek yakışmamış. Ari Wegner de zaman zaman devreye giriyor ve Infabrik'te gerçekten müthiş bir sinematografisi vardı. Orada iyi bir çıkış yapmıştı ama yani zaman zaman devreye girmekle kalıyor ve impresyonist tablolarıyla dikkat çekebiliyor ama filmin 120 dakikayı çeken süresini kaldıracak bir yapıda değil. Bunun ötesinde oyuncular kendi kendilerine takılıp o ayrı bir şekilde takılıyorlar ve sanki burada hani Coen'lere emanet edilmemesi gereken bir proje Jane Campion'a Me Too döneminde emanet edilmiş gibi bir hissiyat yaratıyor. O anlamda da yani oyuncuların ve Johnny Greenwood'un Jane Campion'u fazlasıyla solladığı ve Coen'lerin yapması gereken bir yapıt izliyoruz ve yani No Country for Old Men damarı hiçbir şekilde canlanmıyor ama ilk başta yola çıkılan hedef bu. Ama yine de hani epizodik yapısına yaklaşımı ve asit western, işte spagetti western ve Coen'lerin western'e getirdiklerine vizyon sahibi yaklaşımıyla en azından bir izlenesi tarafları olan bir film Power of the Dog ve ya bu sebeple de açıkçası yani Johnny Greenwood gaza bastığında daha dikkat çekebiliyor. Ama sinemasal açıdan Jane Campion hani Top of the Lake'teki gibi veya son 20 yıldaki kariyeri gibi belli anların ötesine geçemeyen bir filme imza atmış ve o dönemdeki hani Bright Star haricinde derli toplu bir filmin olmadığı noktaya, o seviyeye Power of the Dog'ı da yerleştirmiş ve bir western çekmesi de bir şey fark ettirmemiş. Bu anlamda açıkçası Jane Campion'ın Power of the Dog'ı ciddi bir karikatürize tipler sahneyle anti-western arasında gidip gelip birincisine çok fazla yanaşıyor gibi. Benim Power of the Dog'a puanım 10 üzerinden 4,5. Sizin Power of the Dog'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.